Herkese selamlar. Emre Mutlu ben arkadaşlar. Valla bayağıdır bu videoyu çekmek için bekliyordum. Bunun sebebi ise ameliyatın 6. ayının dolmasını bekliyordum ki 6. aya kadar neler yaşadım. Son işte 3. ayda çektiğim videodan sonraki son 3 ayda neler yaşadım size anlatayım. Sağ olsunlar sevenlerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız soruyorlar. Abi durum ne? Eski haline döndün mü? Şu anlamda eskisi gibi yiyebiliyor musun? Ben ameliyat olursam ne zaman eskisi gibi yiyip içebilirim? Abi bak böyle bir derdin varsa bu ameliyatı olmayacaksın. Hani eski haline bir an önce dönmek istiyorsa zaten şu anda o halindesin. Neden bıçak altına yatasın? Dolayısıyla böyle bir şeyi kafanızdan çıkartmanız lazım arkadaşlar. Bu ameliyatı size kazandıracağı yegane şey yeme alışkanlığınızı değiştirmek. Bunu değiştiremediğiniz zaman ameliyat boşa gidiyor. Binlerce, yüz binlerce örneği var bunun. O yüzden de revize ameliyatı yapıyorlar tekrardan. Ne olursa olsun bu ameliyatı kafanıza koyduysanız, olacaksanız önce ameliyatla ilgili bir araştırma yapın. Süreçleri öğrenin. Ben de burada birazcık faydam olsun diye işte 6 ay oldu artık ne yapabiliyorum anlatmaya geldim size. Öncelikle çok şükür sıvı problemim iyiden iyi ortadan kalktı. Sıvı tüketimim arttı, vücudumdaki sıvı da artmaya başladı. İlk zamanlarki gibi değil tabii. Şimdi benim ameliyatım birazcık ekstrem bir örnek. Fakat süreçlerine hepsi aynı işliyor birbiriyle. Benim midemi birazcık fazla aldı doktorum çünkü çok kilom çok yüksekti. 95-96 kilo vermiş durumdayım şu anda. Aslında 100 bile sayılabilir çünkü hep kıyafetli tartıldım. Sıvı tüketmiştim doktora gitmeden önce falan filan yani 100'e yakındır yani öyle bir şey. Tabii. Bu insan... 6 ayda bu kadar kilo vermek sağlıklı mı? Sağlıklı. Şu an sağlıksız değilim. Allah'a çok şükür kontrollerim yapılıyor. Her şey yolunda. Bu işe ticari gözle bakıp herkese ameliyat etmeye çalışanlar olduğu gibi bu işe yine ticari gözle bakıp ameliyattan başka alternatifler sunarak kendi kazanacağı parayı hesaplayan doktorlar da var. Ben size söyleyeyim hepsini çok araştırdım. Kesinlikle bıçak altına yatmayın diyor. Diyet veriyor. Ulan ben o diyeti yapabiliyor olsam bıçak altına yatmam. Zaten ben de meraklısı değilim. Riskli bir ameliyat sonuçta. Küçük de bir riski olsa riski var. Ama bütün doktorlar da kendi ekmeğinin peşinde. Benim doktorum vallahi en iyi doktor. Hiç lafım yok ona. Çok iyi bir adam. Bana ne dendiyse şu zaman sonra bu geçecek. Bu da geçecek, şu geçecek. Reflü vardı başlarda, geçecek dediler, geçti çok şükür. Halsizlik vardı, geçti dediler, geçecek dediler, geçti çok şükür. Kas kaybı minimum seviyelere düştü, artık kas kazanmaya başlayacağım. Çünkü spor da yapıyorum. Günde minimum 10-15-20 bin adım atıyorum. Tamam, 5 bin adım falan atıyorum açıkçası. Atmaya gayret ediyorum. 3 bin adımda kalmışsam o gün, durağan bir gündeysem, evdeysem ben çıkıp onu 5 bine tamamlıyorum. 5 bin iyi bir adım. Yani iyi. Vallahi iyi, çok iyi. İnşallah sesimi düzgün alıyordur. Bu mikrofonu da bu kamerayı da camdan atmam bak. İnşallah çünkü ilk defa deniyorum bunu. Para verdik aldık ya. Alsın sesimizi değil mi? Arkaya da böyle yalandan dekor yaptım. Benim YouTube kanalım çok aktif değildi biliyorsunuz. Hala da çok aktif sayılmaz. İşte YouTube plaketim. Sinema plaketi. Şu elemanı da tanıyorsunuzdur. Bak gideceğim o Fransa'ya bak. Gürbüz saçmalıyorsun farkındasın değil mi? Ya Blanc seninle evlenmek mi istiyor? Hala daha YouTube'la ilgili kafamda soru işaretleri var. Yani buna sadece buna mesai harcamak gerekiyor. Çok ciddi bir iş. Ama ara ara kanal benim değil mi kardeşim? Atarım yani. Takip eden ne diyorsa sağ olsunlar. Video bekliyorlarsa ben de atıyorum yani şimdi. Ne yapayım yani? Arkadaşlar burada ekranları çift tıklayalım. Süreçle ilgili genel bir değerlendirme yaparsam psikolojik olarak ve fiziksel olarak ameliyat olmamış gibiyim. Fakat her ağzımdan bir gıda geçtiğinde ameliyat olduğumu vücudum bana hatırlatıyor. Çünkü 6 ay bitmesine rağmen hala sabahları bir yumurta yiyebiliyorum bir yarım saate yayarak parça parça. İkinci bir şeyi asla saatlerce. Saatlerceden kastım böyle 7-8 saat ağzıma hiçbir şey atamıyorum. Sıvıda sıkıntı yok. Sıvıyla katı kesinlikle ayırt edilmesi gerekiyor. Vücut onu sana ettiriyor. Sen istesen de istemesen de yani katıyla sıvıyı ayırmanıza gerek yok diyen bir doktor gördüm geçen gün. Nasıl gerek yok? Ya, yiyemiyorum ki. Yani bir şey içtikten sonra bir şey yiyemiyorum saatlerce. Bir şey yedikten sonra da bir şey içemiyorum saatlerce. Çok acayip ya. Vallahi doktorların alemi de bir başka yani. Değişik şeyler. Bir tanesi diyor ki ben işte hastalarımı kısıtlamıyorum. İşte 3. aydan sonra alkol kullanabilir. Hatta 1. aydan sonra alkol kullanabilir diyen doktor var YouTube'da. Samimiyetimle söyledim izleyebilirsiniz. Ömür boyu tabii bu kullanabilir derken tavsiye anlamında söylemiyor ama kullanan ya işte olmuyor öyle. Gazlı içecek içilebilir. Hocam, anam babam, hacı babam işte o gazlı içecek zaten midenin içini genişletiyor ya yani. İçeride biriken o gaz mideyi sürekli hava basmışsın gibi dilatasyon dedikleri bir tabir biz de öğrendik biraz bir şeyler. Genişletiyor ve genişleyen mide artık daha fazla katı almaya, daha fazla gıda almaya başlıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Mide büyüyor.
Mide büyüyebilen bir şey, karaciğer büyüyebilen bir şey. Bazı organlar büyüyebiliyor arkadaşlar. Zorlamanın bir anlamı yok. Zorladığınız zaman işte benim midem, ben ameliyat oldum. Dün bir çocukla tanıştım. Ali diye bir kardeşim bu videoyu izliyordur muhtemelen. Selamlarımı göndereyim. 2 yıl önce ameliyat olmuş. Çocuk gözümün önünde 7-8 tane bu kadar börek yedi. Bu nedir be kardeşim ya? 5-6 tane sarma yedi. Su içiyor arada, kola içiyor. Yani ikinci yılda bunları yapabiliyor kendine insan. Merak ettiğiniz, kastınız buysa eğer, ben ne zaman normale dönerim bunu istiyorsanız İşte normale böyle dönülebiliyor. Bir sene sonra, iki sene sonra normale dönebiliyorsun. Ama dönmek istemememiz lazım. Seni de göreceğiz diyorsunuzdur. Atıp tutuyoruz burada ama ben de dönmek istemiyorum. Asla istemiyorum. Dönersem namussuzum, şerefsiz, namerdim. Olmaz. Bu ameliyatın bir anlamı kalmaz. Bu kadar çile çekmenin bir anlamı kalmaz. Çileden kastım şu işte. Hani o stres, ameliyat stresi. Yoksa ameliyattan bir gün sonra, üçüncü gün, dördüncü gün ben işe gidecek hale geldim. Zaten ayaktayım. Ameliyattan 3 saat sonra insanlar yürüyor. Ben 45 dakika oldu ayılalı, kalktım yürüyüş yaptım. Sen neymişsin lan? Yani böyle nazlı niyazlı ahvahlı bir tipseniz zaten tırnağını bile keserken tripten tribe giren insanlar da var. Olabilir, herkesin kendi yapısı. Bu ameliyat onlara zor gelebilir ama ameliyatın fiziksel olarak ameliyattan sonra can acısı falan gibi hiçbir şey yok. Mesela sıradaki ameliyatım benim deri gerdirme ameliyatı olmam gerekiyor. Çünkü sarkmalar oluyor ister istemez. Bende çok olmadığını söylüyor doktorum ama olacaktır. Benim boyum 1.96. Var, ben hissediyorum hafif bayağı. Biraz daha kilo verdikten sonra bunlar iyice açığa çıkacak ve sen biraz daha güzelleşmek, biraz daha iyi bir fiziğe sahip olmak istiyorsun. O mesela daha acılı bir ameliyat. Ameliyat sonrası ağrın, acın çok oluyor, öksüremiyorsun, dik duramıyorsun. Bunlar duyduklarım, bu ameliyat olmuş birisi olarak anlatmıyorum. Bu arada arkadaşlar, bu videoda herhangi bir kimseye ameliyat tavsiyesi vermiyorum. Ameliyat olun ya da olmayın demiyorum. Ben başıma gelenleri anlatıyorum. Ben size küfür etmemek için susuyorum. Başıma gelenleri anlatarak sizin izleyeceğiniz yolda belki bir fikir sahibi olmanızı istediğimden dolayı bu videoyu çekiyorum. Araya böyle küçük attığım editler de videoyu biraz neşeli kılmak adına arkadaşlar. Yoksa yani işi sulandırmak adına değil, tıbbi bir mevzudan bahsederken böyle şakalar makalar olacak. Bunlar olacak. İnsanlar seviyorlar. Ne yapalım yani? Kaldı ki ben de böyle videolar seyretmeyi çok seviyorum. 3. aya kadar olan süreçle 3. aydan 6. aya kadar olan süreç arasındaki en bariz fark benim için daha kuvvetlenme, daha dirileşme, efendime söyleyeyim daha kaslarının iyi çalıştığını hissetmeye başlama. Çünkü protein alımın birazcık arttıkça, biraz çoğaldıkça iyileşiyorsun. Yani iyileştiğini hissediyorsun. Çok zor uyku uyurken geceleri kilomdan dolayı. Şu an 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat istediğim kadar uyuyabiliyorum. Çok şükür. Bunu ben diyetle başaramazdım. Ben çünkü diyet yapabilecek bir adam değilim yani. Değilim, olmuyor. Denedim, 1000 kere denedim. Ve daha fazla da deneyebilirdim ama artık 40 yaşını geçtim. Ne kadar, 60'a kadar bunu deneyip yani bir an önce kurtulmam gerektiği için de bu ameliyat kararını aldım. Ameliyat olmak isteyen, ameliyatla ilgili fikir sahibi olmak isteyen insanlar, bu tip videoların başlığı da zaten belli. Kanala abone olun, kanalda kalın. Aman ne olur like atın falan demiyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalımı beğenip like atmayı ve zilleri, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Dolayısıyla nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Benim gibi sevdiğiniz bir komedyen bir şey anlatıyorsa bu biraz daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Çünkü bana bazı doktorların bile anlatması samimi gelmiyordu. Ama bunu bu ameliyat olmuş başka meslektaşlarımla konuştuğum zaman daha faydalı bilgiler aldığımı düşünüyorum. Çünkü birebir yaşayan birisi. Yani unutmayın, bir doktor bile sizin ne yaşadığınızı anlayamaz. Çünkü kendisi o ameliyatı olmuş olmuyor. O ameliyatı yapan taraf oluyor. Yani şöyle bir örnek vermem lazım. Erkek bir doğum doktoru doğumun ne olduğunu çok iyi biliyor olabilir. Tıbben bilimsel olarak çok iyi biliyor olabilir. Ama bir kadının doğumda yaşadıklarını asla yaşayamayacağı için bunu anlayamaz. Çok güzel örnek verdim ya. Çok güzel örnek verdim var ya. 50 bin izlenmesi var bu videonun. Yani kısacası arkadaşlar, özetlemek gerekirse bu ameliyatı iyi karar verdikten sonra olmanız gerekiyor. Kimseye de ameliyattan sonra suç atmayın. Çünkü bazı arkadaşların psikolojisinin bozulduğunu gördüm. Eşim çok istedi. Oldum. Şimdi sinir küpü. Yiyemiyor, içemiyor. Sinir küpü, saldırganlaşma, tavır, psikolojik. Benim de bir ara gerçekten inanılmaz bir sinir bozukluğunuz oluyor. Bunun sebebi de alışılagelmiş bir düzenin birdenbire tersine dönmesi. Çünkü yemeği terapi olarak kabul eden bazı insanlar vardır. Bazı insanlar, tanıdığım yok öyle bir insan ama bazı insanlar sinirlendiklerinde, canları sıkıldığında, aşırı neşelendiklerinde falan kendilerini yemeğe verirler. Ve bu gerçekten bir süre sonra bağımlılık, aşırı bir nasıl söyleyeyim, o sirkülasyon sizi ona bağımlı kılıyor. Vay, bizim takım maçı kazandı, şuradan bir pizza söyleyelim. Ne alaka lan? Şuradan bir ödeme geldi. Maaşım yattı bugün, bilmem nerede hamburger.
Yani mazeret arıyorsunuz. Nasıl mesela alkolikler de mazeret ararlarmış. Kederliyim, içeyim. Neşeliyim, içeyim. Hiçbir şey yok, yapacak bir şey yok, içeyim gibi. Yemek bağımlılığı diye de bir şey olduğu için bunu yapanlar, tanıdığım yine yok. Duyuyorum etraftan böyle şeyler. Bağımlılık haline getirecek kadar yemek tutkusuyla yaşayıp, yani mesela sabah kalkıyordum, şişe kazı bir tarafı, uyanır uyanmaz ne yiyeceğini düşünür mü insan? Bütün planların önüne yemek geçiyor. Ama bunun bir anda tersine dönmesi de bilinç altında süpürülmeyi bekleyen bir yerlerde iyice temizlenene kadar insana sıkıntı veriyordur bence. Çünkü bir asabi dönemler oluyor böyle. Asabi dedim de vurdu kırdı böyle höt höt değil de böyle biraz daha duygusal, hemen dokunsalar ağlayacak gibi. Garip bir dönem oluyor ama kısa sürüyor. Arkadaşlar şu işte bakın. Bu sıfır şeker. Yani elbette şeker var ama ilave şeker olmayan dalından toplanmış eriklerle beraber kaynatılarak komposto mu deniliyor bunu? Hoşaf mı deniliyor? Fişne suyu. Meyve suyu. Erikle yapılmış bir meyve suyu. Böyle şeyler içmeyi tercih ediyorum çünkü diğer şekerler vallahi içimizi çürütüyor ya. Yani o hazır meyve suları vesaire şu bu çok tavsiye edilmiyor. Canan Karatay arıyor. Hocam sizden duyduklarımı söylüyorum ben de. Bu şekilde yani bana ikide bir de şişman anlatma orada diyorsunuz da. Hocam bu kadar kilo verdim hala ben. Canan Karatay şakası yapmadan duramıyorum arkadaşlar. 6. aydaki bir günümü anlatayım size. 6. ay geçtikten sonraki bir günümü anlatayım. Sabahları mutlaka ya peynir ya yumurta yemeye çalışıyorum. Tahmin ediyorum 50 gram ya da 40 gramdır. Yani bir yumurta 50-60 gram mı bilmiyorum. Vallahi 60 da olmayayım ama. Ya bir yumurta ya bir yumurta büyüklüğünde gramaj olarak da ona yakın bir dilim beyaz peynir yemeye gayret ediyorum. Benim sabah kahvaltım bu. Ama öncesinde kahvaltıyı çünkü uyanır uyanmaz canım hiçbir şey istemediğinden dolayı sıvıyla başlıyorum güne. Muhtemelen kahve oluyor. Sütlü kahve yapmayı tercih ediyorum. Çünkü kafein vücuttaki suyu emdiğinden dolayı zaten az su alan, az sıvı alan insanlarız bu ameliyatı olanlar olarak. Vücudun su kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla ben onu sütlü kahve, az kahveli, böyle buzlu kahve, laktozsuz süt bu arada. Unutmayın laktozsuz süt bazı insanlarda fark etmiyormuş ama ben inanamıyorum. Ben normal süt içtiğim zaman inanılmaz rahatsız ediyor beni. Sindirimi çok zor. Belki benim laktoz toleransımla alakalıdır. İçindeki laktozun alınmış olması sütü daha rahat, daha sindirilebilir bir hale getirdiğinden dolayı da laktozsuz süt. Getirsene benim içtiğim sütü. Reklamını yapalım. Yatmadı mı para? Süt içmiyorum arkadaşlar. Mesela vitaminlerimi kullanmaya devam ediyorum. B12 vitamini alıyorum ayda bir kere. Benim selenyumum ve folik asit, vücudumdaki folik asitim düşük çıktığı için, D vitamini de biraz düşük çıktığı için onları kullanmaya devam ediyorum. Yeni ölçüm yaptıracağım tekrar. Bir kan örneğini, kan tahlili alacaklar. Ona da bakacağız ne çıktığına dair. Mide koruyucuyu 6. ayın dolmasına bir hafta falan vardı. Bıraktım. Daha doğrusu içmeyi unuttum bir gün. Aa bir şey olmadı dedim. İkinci gün dedim dün içmedim bir şey olmamıştı. Bugün de içmediysem bir şey olmazsa devam ederiz. Yine bir şey olmadı. Üçüncü gün dedim bugün de içmiyorum. Hatta acı bir şey yedim böyle acılı. Aa yine bir şey olmadı falan. Aradım hocamı dedim ki bu 4-5 günü bir hafta oldu biz mahvolduk. Böyle ben mide koruyucuyu bıraksam ne olur? Dedi ki yani kendine güveniyorsan denediysen bırak. Çok uzun süre kullanmandan yana değilim zaten dedi. Dördüncü gün ağzımdan alev attım. Midemde volkanlar patladı. Yani delireceğim. Mide koruyucuyu içtim. Apar topar. Üstüne diğer takviyelerden aldım. Başka isim vermeyeyim şimdi. O çiğnenen tabletler lıkır lıkır içtim. Yani o kadar kötü oldum ki. Ertesi gün tövbe ettim. Hemen başladım tekrar mide koruyucuya. Demek zamanı değilmiş. Ya da bir şey dokundu bilmiyorum. Bir şey dokundu işini de şöyle söyleyeyim. Herkesin farklıdır hocam. Yani herkesin midesinin toleransı farklıdır. Bazı şeyler var şu anda ben asla ağzıma süremiyorum. Önceden yerdim hiçbir şey olmazdı ama şu anda çok rahatsız ediyor beni. Mesela mısır. Geçen gün Instagram'da paylaştığımda çok sevdiler o tarifi. Ben de bir yerden görmüştüm. İşte mısırı koyduktan sonra suda haşlarken içine bir bardak süt koyuyorsunuz falan filan. Zaten yediğim iki ısırık ama korkunç yaptı beni. Yani mısır çikolata dokunuyor. Artık normalleşiyoruz. Normalleşme sürecindeyiz gibi. Ben de Fahrettin Koca gibi. Bir iki yerde böyle ikram ettiler vesaire. Böyle bir tane çikolata attım ağzıma falan. Bitter değil ama sütlü çikolata mahvetti midemi. Ambalajlı ürünlerden bu gofret tarzı şeyler biraz böyle garip yapıyor beni. Yani zaten yediğim bir tane iki tane. Yine tabii şekerli olduğu için çok tüketmemi önermiyorlar. Ben de biliyorum yani bunu yememem gerektiğini ama bazen hani böyle bir tane ağzıma atayım bir PlayStation oynarken bir şey yaparken falan. Yok abi o da bana yani şu an değil
Meyve tüketmem gerekiyor. Meyve olarak da 2 tane meyve yiyorum. Ya bir tane erik yersem onun yerine yiyebileceğim daha faydalı bir besini boğazımdan geçiremeyeceğim için tercih etmiyorum. Yine böyle protein ağırlıklı şeylere dönüyorum. Sabah demiştim evet, yumurta, peynir ikisinden birisi. Onun öncesinde sıvı. Yani 2 öğün yapabiliyorum şu anda. Öğün dediğimde yani komik geliyor şu anda biliyorum. Ben gülmedim. Akşam saatlerine doğru ya böyle bir parça hindi eti ya böyle bir tane köfte ya işte mümkünse böyle bir parça et olabiliyorsa taze fasulye çok severim. Taze fasulye ya da enginar gibi bir şeyle ikinci öğünü tamamlıyorum. Tüm gün yediklerimi bir tabağın içine koyduğumda normalde sofraya oturmadan hani masanın kenarından geçerken ağzına bir şey atarsın ya birazdan yemek yiyeceksindir. Bütün öğün hala bu. 7. ayın içinde olmama rağmen. Böyle de olması gerekiyor zaten. Yani iyi bir ameliyatın böyle sonuç vermesi gerekiyormuş. Totalde verdiğim kilodan memnunum. Bu ameliyat olmaktan dolayı da memnunum. Bir araştırın arkadaşlar. Son çarenizmiş gibi düşünüyorsanız eğer kararınızı verin ve yolunuza çıkın diye tavsiye ediyorum size. Bu videoyu aslında sorduğunuz sorulardan bazı derlemeler yaparak onların toplu cevaplarını vermek için çektim. Yine sorularınız olursa Instagram'dan Emre Mutlu hesabına sorabilirsiniz. Mail adresime atabilirsiniz. Orada e-posta kutusu da var. Yine bir video daha çekerim. 9. ay videosu çekerim. Videolardan yürüyüp YouTube'dan para kazanmaya çalışan adam modeli. Ha bir de saçların döküldü mü? Saçlarım belki biraz dökülmüştür arkadaşlar. Işıkta böyle oluyor. Benim saçlarım sarı. Ve liseden beri, çocukluğumdan beri seyrekliği böyle. Şu an ışıkta evet. Yani ışıktan dolayı böyle gözüküyor olabilir. Ama saçım kendi saçım ve ekme değil. Benim şuramdaki çizgi böyle yani saç yapım bu. Bazı insanların buradan açılır. Benim böyle olduğu için de kısa kestirdiğimde saç mı ektirdin diyorlar. Ektirmedim. Ektirebilir insan saç. Ben ektirmedim. Yarın öbür gün kafanda saç kalmazsa ektirmeyi düşünebilirim ama bu saç ekme değil. Bunu da söylemiş olayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman komedi videosu yapmak yerine bazen arada bir böyle yaşadığımız şeyleri de, tecrübeleri de insanlarla paylaşmak gerektiğini düşündüğümden dolayı bu videoları çekiyorum. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Şimdilik görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.